Yanlışlık nerede oldu? Yani asla hiç. Bugünkü projemiz askılık yapacağız arkadaşlarla. İlk önce bunun projesini çizeceğiz bu tahtanın üzerine. Yapacağımız yere uygun tahta, askılıkları seçtik. Sonra onları tutturmak için bir de bu tahtayı duvara sabitlemek için tapa ve uzun vidalarımız var. Duvarı delmek ve tahtayı delmek için de mat kavuşlarımız var. Projeyi çizmemizde yardımcı olacak metrekare. Başlayalım Masan Usta. Tut. Çektim. Dur abi matkap. Sen tut metreyi, matkap burası. Tuttum hadi. Bir 9 daha kaç yapar? Kanka düzgün tut, 28 değil de. Aynen 28 yapar. 28 bize lazım değil. Sen ustam yanlışlık nerede oldu? Üst tarafta şurası geniş olduğu için üst tarafın şurası 5 cm, altı 2 cm olması lazım. Yani şu mavilerin biraz daha altta olması lazım. Anlaşıldı ustam. Şimdi siliyoruz. İndirin getirin dur indirme. Onurhan ne hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Yaptığın şeyin adını biliyor musun? Evet. Ne yapıyoruz? Dolap. Ne yapıyoruz? Askılık. Ne işe yarıyor askılık? Yani asmak için. Hasan ustam yerden yüksekliğinin belli bir mesafe olması gerekiyor mu? Şuraya göz kadar. Göz kadar. Yani. Ne terazisi bu? Terazi. Çoğu düşürdün o tarafa aldık biraz. Az bir şey indir. Bak şu vidalar az. Biz de az bulunuyor. Olduğu için. Bakıp öğrenmeniz lazım bunları. Ney bu? Tapa. Ne işe yarayayım? Şu vidaları sağlam kalsın diye. Ne diyeyim abi? Beleşe de getirdik o ayrı konu. Ustam çizgiler birbirini tutacak mı karşılıklı? Tabi abi. Metreli yapıyoruz ya. Ustam yanlışlık nerede oldu? Usta yanlışlık nerede oldu? Bu alt noktaları... tarafta noktaların şurası 1,5 cm 2